Herkese merhaba, ben Semih. Bugün size anlatacağım olay kanınızı donduracak. Bunun gibi ve daha farklı içeriklerin daha sık gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz YouTube Aypaşa kanalıma abone olmanız veya katıl butonuna tıklayıp herhangi bir üyeliği satın almanız fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda diğer podcastlerime ve farklı bir kanalda yayınladığımız komedi kategorisindeki Aynen Podcast'e açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ara ara Kick'te yayın yapmaya başladım. Oyun oynuyoruz veya kısa korku filmleri izliyoruz. İsterseniz oraya da gelebilirsiniz. Nickname yine Aypaşa. Hadi şimdi hep birlikte şu olaya bir göz atalım. Saat akşam 11 civarında eve döndüm. Ofiste geç vakte kadar çalışmak, barda geç saatlere kadar oturmaya dönüştü. Bu noktada yaklaşık 4 içki içtim. Ve yorgunum. Kapı aralığından içeri girerken neredeyse uykuya dalmaya hazırdım. Kanepeye uzandım ve dizüstü bilgisayarımdan YouTube'u açarken bir tane cigara ateşledim. Lüks bir gemi turu izlemenin tam ortasındaydım. Ön kapının açıldığını duyduğumda bayılmak üzereydim. Oturup oda arkadaşımın içeri girdiğini görecek kadar başımı hafifçe çevirdim. Ceketini çıkarıp dolaba astı. Hiçbir şey söylemedi ve yavaşça odasına doğru yürüdü. Bu yeterince normal. Yaklaşık 3 aydır onunla yaşıyorum. Bu da onun çoğu huyunu kavramama yetecek kadar uzun bir süreydi. Adam kendisiyle konuşulmadıkça gerçekten konuşmuyordu. Ki bu benim için sorun olmaktan çok uzaktı. Ayrıca genel olarak işleri temiz tutardı. Ve hiçbir zaman sorun yaratmazdı. Gerçekten şikayet edemezdim. Böylece YouTube'u izlemeye geri döndüm. Ve yaklaşık 5 dakika sonra duşun açıldığını duydum. Bir kez daha tuhaf bir şey yoktu. Bu noktada gözlerim yarı açık. Belki de bayılmama 1-2 dakika kalmışken boksun önemli anlarını izliyordum. Karanlıkta uyandığımda başımın ağrıdığını ve boğazımın kuruduğunu hatırlıyorum. Yavaşça doğruldum ve sersemliğin idare edilebilir bir hal almasını bekledim. Bunu yaptıktan sonra telefonumu alıp saate baktım. Hatırladığım kadarıyla sabaha karşı 3.30 civarı. Felaket bir şekilde acıkmıştım. Ve kalkıp buzdolabına doğru yürümeye başladım. Ve sonra fark ettim ki arka planda yumuşak ama her zaman var olan bir ses. Gerçekte ne olduğunu anlamam birkaç saniyemi aldı. Duş sesi. Aniden dün geceki olay kafamda tekrar tekrar canlanmaya başladı. Barda içki içmek, eve gitmek, dizüstü bilgisayar, kanepe, oda arkadaşımın eve gelmesi ve duşun açılması. Bir süre orada durdum ve bunu anlamaya çalıştım. Belki yatağa gitti ve kapatmayı unuttu. Başımı salladım. Böyle bir şeyin olmasına imkan yok diye düşündüm. Belki ayağa kaymış ve düşmüştü. Bunun ne anlama geldiğini fark ederek odasına doğru koştum. Ama banyo kapısının kilitli olduğunu gördüm. Kapıya vurmaya başladım. "Hey dostum, iyi misin?" Cevap yok. Kapıyı tekmeleyerek açmayı düşündüm. Ama bunu yapmadan önce 911'i aramaya karar verdim. Telefonumu çıkardığımda okunmamış bir mesaj olduğunu fark ettim. Hızlıca mesajın kimden olduğuna baktım. Mesaj, o da arkadaşımdandı. "Hey dostum, uyuyamadım. Bu yüzden kız arkadaşımın evine gittim. Ne zaman döneceğimden emin değilim." Mesaj 2 saat önce gelmişti. Banyo kapısına baktım. Sonra tekrardan telefonuma baktım. Şu anda burada her şey yanlıştı. Her şeyden önce oda arkadaşım bana gerçekten çok az mesaj atıyor. Ve kesinlikle bana dışarı çıktığını gerçekten asla söylemez. İkincisi onun şu anda bekar olduğunu ve şu anda hiçbir şekilde sevgili istemediğini kesin olarak biliyorum. Ve üçüncüsü o zaman duşta kim vardı? Onu aradım. Fakat telefona cevap vermedi. Ona bazı mesajlar gönderdim. Ama yanıt alamadım. Masasına doğru yürüdüm ve anahtarının ve cüzdanının hala dizüstü bilgisayarının yanında olduğunu gördüm.
Artık bunları görünce başım dönmeye başladı. Ve oradan çıkıp oturma odasına dönüp ışıkları açtım. Daire çizerek yürüyordum. Bir yandan senaryoyu takip etmeye çalışırken bir yandan da duşu görmezden gelmeye çalışıyordum. Bu sesin herhangi bir bağlamda bu kadar korkunç olacağını asla tahmin edemezdim. Bir süre sonra mutfak tezgahında bir şeyin titreştiğini duydum. Oraya doğru ilerlediğimde bunun bir telefon olduğunu gördüm. Ve bu oda arkadaşımın telefonuydu. Acayip derecede panik yaptım ve hemen anahtarımı alıp daireden dışarı koştum. Koridordan aşağı indim ve merdivenleri kullanarak lobiye indim. Orası bile yeterince uzak görünmüyordu. Ve caddenin karşısındaki McDonald's'a doğru koşmaya devam ettim. Bir süre orada oturdum. Polisi aramayı düşündüm. Ama nedense bunu yapamayacak kadar gergindim. Ama içeride neredeyse hiç kimse olmamasına rağmen ortam boğucu gelmeye başladı. Ve ben de oradan ayrılıp boş sokaklara doğru yürümeye karar verdim. Nedense bir anda izlendiğimi hissettim. Ve bakışlarımın yukarıya, daireye doğru kaydığını hissettim. Balkonuma baktım ve orada birinin durduğunu gördüm. Karanlık bir figür. Tamamen dimdik duruyordu. Neredeyse bir mankeni andıracak kadar sertti. Ama bu bir manken değil. Biraz daha gözlerimi kısarak baktığımda hafif sallandığını görebiliyorum. Yerimde dondum kaldım. Zihnim gördüklerini anlamıyor ya da kabul etmiyordu. O balkondaki şey benim oda arkadaşım değil. Çok uzun. Aslında tanıdığım herhangi biri olamayacak kadar uzun. Kafası neredeyse yukarıdaki balkonun tabanına değiyordu. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım hiçbir ayrıntıyı çözemedim. Karanlık ve uzaklık bunu açıklamaya yeterli olabilirdi. Ama bunda beni farklı bir sonuca sürükleyen bir şey vardı. Bu şeyin gözlemlenebilecek hiçbir ayrıntısı yoktu. Bileşimindeki tek unsur saf karanlıktı. Tabii ki içgüdülerim bundan uzaklaşmak yönündeydi. Ama kafamdaki ses bana eğer kaçmaya çalışırsam bu şeyin beni takip edeceğini söylüyordu. Bunun yerine McDonald's'a geri döndüm ve sonunda 911'i aradığımda kendimi tuvalete kilitledim. Operatöre birisinin evime zorla girdiğini ama onlar farkına varmadan oradan çıktığımı ama onların hala orada olduklarını söyledim. Beni pislik gibi hissettirmeden durumu en doğru şekilde temsil eden bir hikayeydi. Operatör bana sıkı durmamı, yakın zamanda birini yanıma göndereceklerini söyledi. Tuvaletten çıktım ve karanlığı delip geçen kırmızı mavi ışıkları görene kadar çıkışa en yakın masada bekledim. Polislerle buluşmak için dışarı çıktım. Balkona baktığımda balkonun boş olduğunu gördüm. Oysa oturma odasının kapısı açık kalmıştı. Polisler beni cevaplamakta zorlandığım bir sürü soru yağmuruna tuttular. Davetsiz misafirler silahlı mı? Kim olabileceği, niyetlerinin ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Onlara bilmediğimi, çözemediğimi söyledim. Ama onlar sormaya devam ettiler. Çok geçmeden onlara oraya gidip kendileri kontrol etmeleri için bağırmaya başladım. Ve sanırım sesimdeki korku bunu ciddiye almaya başlamaları için yeterliydi. Bana girişte beklememi söylediler. Ve ben de onların binaya girişini izledim. Uzun bir süre oradaydım. Ve aşağı indiklerinde bana ne söyleyeceklerini düşündükçe giderek daha fazla endişeleniyordum. Birkaç dakika sonra sessizlik tek bir silah sesiyle bozuldu. Kalbim resmen mideme düştü. Şu anda ne yapacağımı bilemeden orada beklemeye devam ettim. 20 dakika daha sessizlik devam etti. Ve memurlar hala aşağı inmemişti. Çok geçmeden daha fazlasının uzaktan yaklaştığını duyabiliyordum. Ben farkına bile varmadan 4 polis arabası daha etrafıma yanaştı. Ve olay yeri kaosa sürüklendi. Memurlar birbirlerine ve telsizlerine bağırıyorlardı. Yoluma daha fazla soru fırlatılıyordu. Hiçbirine cevap veremiyordum. Sonraki birkaç sahne çoğunlukla bulanıktı. Ancak binanın boşaltıldığını,
Kiracıların dışarı çıkarılırken korktuklarını ve kafalarının karıştığını, memurların ise giderek daha çılgına döndüğünü hatırlıyorum. Daha fazla dağınık silah sesi, bazı çığlıklar ve anlaşılması zor başka sesler duyduğumu hatırlıyorum. Bunlardan sonra hafızamda birkaç kayıp oldu. Ama bir polis arabasının arkasına itildiğimi hatırlıyorum. Karakola götürüldükten sonra sorgu odalarından birine götürüldüm. Ve burada takım elbiseli iki sıradan adamın beni beklediğini gördüm. Kendilerini kesinlikle tanıtmadılar. Ve hemen her biri bir öncekinden daha tuhaf olan bir dizi soruya başladılar. O da arkadaşınız hangi şirkette çalışıyordu ve işinin niteliği neydi? O da arkadaşınızla tanıştığınızdan beri dairenize kaç farklı kişi girdi? Gece yarısından saat gece 3'e kadar apartmanın içinden hiç ses duydunuz mu? O da arkadaşınıza ait olmayan sesler miydi bunlar? Gece yarısından gece 3'e kadar apartmanın dışında duran bir grup insan gördünüz mü? Olağanüstü derecede uzun boylu insanlar mıydı bunlar? Ve en rahatsız edici olan sorulardan biri de şuydu. Gece yarısı ile gece 3 arasında uyandığınızda yatağınızın ayak ucunda duran, birkaç dakika sonra ortadan kaybolan birini hiç gördünüz mü? Eğer öyleyse neye benzediklerini hatırlıyor musunuz? Belirgin bir özelliği var mıydı? Onlar beni soru yağmuruna tutmaya devam ederken zihnim oda arkadaşımın buraya taşındıktan sonra yaşanan bazı tuhaf şeyleri sırf onlar hakkında başka bir açıklamam olmadığı için hayal gücümün ürünleri olarak yazdığım bazı şeyleri hatırlamaya başladı. Her zaman oda arkadaşımın uyuduğu yan odadan gelen sesleri duydum. Onları duyduğumda hep çok yorgundum. Ama ya genç bir kadına ya da son derece kalın sesli bir erkeğe benzediğini hatırlıyorum. Hiçbir kelimeyi asla çıkaramadım. Kulağa her zaman saçmalık gibi geliyordu. Ve bir keresinde gece yarısı tuvalete gitmiştim. Hala yarı uykulu olduğum için içeri girerken ışıkları açma zahmetine girmedim. Ama gözlerim karanlığa alışmaya başladığında birinin tuvalette oturduğuna yemin edebilirdim. Son derece uzun boylu biri. Tabii ki ışıkları açtığımda hiçbir şey yoktu. O zamanlar bunu gece saatlerinde yaşanan uykululuğumun bir sonucu olarak nitelendirmek kolaydı. Ve o zamandan beri bunu hiç düşünmemiştim. Onlara yararlı bilgiler vermek için elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra takım elbiseli kişiler birkaç dakika boyunca telefonlarına not aldılar. İşlerini bitirdikten sonra hızla ayağa kalktılar ve odadan çıkmadan önce bana iletişime geçeceklerini söylediler. Birkaç dakika sonra bir polis geldi ve daireye geri dönemeyeceğim için durumu kontrol altına alana kadar beni yakınlardaki bir otele yerleştireceklerini ve orada kalmam gerektiğini söyledi. Ta ki onlar beni geri arayana kadar. ''Ne oldu?'' diye sordum ona. ''Siz içeride ne buldunuz?'' diye devam ettim. Uzun bir süre bana baktı. Uzun bir süre sadece bana baktı. Sanki derin düşüncelere dalmış gibi değil de bana söylemeyi düşündüğü şeyden derin bir tiksinti duyuyormuş gibiydi. Sonunda sadece başını salladı. ''Bilmiyorum.'' dedi ve devam etti. ''Yani gerçekten bilmiyorum.'' Başımı salladım. Gülümsemeye çalıştım ama pek de iyi görünmediğinden emindim. Şu anda ertesi gün ve ben oteldeyim. Tabii ki uyuyamadım. Gerçekten yemek yiyemedim. Görevliler henüz beni aramadı. İnternette tahliye ile ilgili bilgi aramaya çalıştığımda sadece yangından kaynaklandığını iddia eden bazı yazılar bulabiliyorum. Lanet olsun. Binamın boşaltılma sebebinin yangın olduğunu lanse etmişler. Her neyse. Uyuyakaldım. Ve yine uyandım. Şu anda saat gecenin biri. Ve banyodan gelen duş sesini duyabiliyorum. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.
Sizler de bana ait olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda başınızdan geçen korkunç, paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için YouTube Aypaşa kanalıma abone olmanız veya katıl butonuna tıklayıp üyeliklerden birini satın almanız fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.